Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Kanal 3 izləyiciləri. Kanal 3 efirində Açıq Söz proqramının canlı bağlantısında xoş gördük sizləri. İzləyicilər, bugün İstanbulda keçirilən 8-ci Türk Samiti haqqında danışacaq. Türk Samitinin nə kimi önəmi var və onun sonucuları nədən ibarətdir? Bu haqda iki dəyərli qonağım var, həm İstanbuldan, həm Ankara'dan. Ankara'dan siyasət mənim mütəxəssisi siyasət bilimçisi deyirlər qardaş ölkədə. Politolog İsmail Cingöz, İstanbuldan isə dəyərli jurnalist dostum Mustafa Gürbüz hal-hazırda canlı bağlantımızdadır. Hər iki dostumuzu, hər iki qardaşımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mərhabalar. Merhaba. Sağ olun, var olun. Elə birbaşa mövzuya keçək. Zamanımız da təbii ki, bugün çox olmayacaq. Mən istəyərdim ki, bu ayın 12-sində İstanbulda keçirilən Türk Konseyi Dövlət Başqanlarının 8-ci zirvəsi, Anadolu Türkçəsində belə adlanır, çox önəmli qərarlar alınır. Mənim bildiyim qədər demokrasi və özgürlüklər adasında yeşil texnologiyalar və dijital çağda akıllı şehirlər teması ilə düzənlənib bu. Bu toplantıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Prezidenti Qasım Cömert Tokayev, Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Prezidenti Şevket Mirzoyev, Türkmenistanın dövlət başkanı, yəni dövlət başçısı Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, Macaristanın baş naziri, başbakanı Viktor Orban və Türk Konseyi Genel Sekretarı Bağdad Amreyev qatılıblar. Yəni mən burada diqqəti çəkən məsələlərdən biri də məhz Türkmenistan Prezidentinin Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun İstanbul samitinə qatılmasıdır. Ümumiyyətlə, nələr baş verdi İstanbulda ötən ayın 12-sində və mən bu haqda istəyərdim birbaşa İstanbula bağlanaq və Mustafa bəyi eşidək. Sonra hörmətli hocamız İsmail bəylə davam edəcəyik. Mustafa bəy həm də keçmiş olsun deyək, bir əməliyyat keçirdi, amma sağ olsun ki, proqramımıza qatıldı. Buyurun, əziz qardaşım, əziz Mustafa bəy, sizə eşidək. İstanbulda Summit, Türk zirvəsinin sizin İstanbulda nə kimi dəyərləndirə bilərsiniz? Bunu eşidək sizdən bir jurnalist kimi. Ben de bütün Kanal 13 izleyicilerini selamlıyorum. İstanbul'dan bütün Türk dünyasını selamlıyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için de çok teşekkür ediyorum değerli aziz dostum. Şimdi bu Türk Keneşi diye başlayan bir oluşumdu biliyorsunuz. Fakat gelinen noktada gerçekten artık bölgesel hatta küresel bir güç olma yoluna doğru giren bir şeyden bahsediyoruz. Bir oluşumdan bahsediyoruz. Çünkü 4 ülkeyle başladı. Şu anda 7 ülkeye çıktı. Daha da sayının artacağı biliniyor. Bu sizin de kaydettiğiniz gibi 8.'si yapıldı bugün bu zirvenin. Türkiye'nin ve özellikle de bir önceki dönem başkanı olan Azerbaycan'ın biraz şeyinde himayesinde gelişiyor ki doğrusu da bu. Biliyorsunuz Türk Birliği diye bir kavram varsa eğer bunun çelik çekirdeğini Türkiye ve Azerbaycan oluşturuyor. Burada da özellikle Türkiye'nin yani burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misyonunu özellikle altını çizmek lazım. En başından beri çok ısrarlı bir şekilde bu konuyu gündemde saklıyor, gündemde tutuyor. Sürekli yeni açılımlara zorluyor. Biraz Türkiye'nin de şeyle yürüyor yani iş. Ama zaten olması gereken de buydu. Çünkü Rüfet Bey, bilenler bilir. Normalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ümmetçilik projesi diye bir projesi vardı bundan 5-6 yıl öncesine kadar. Fakat bu proje maalesef hayata ölü doğdu. Yani Türk dünyasında ki yakınlaşmanın, kardeşliğin, dayanışmanın belki de onda birini biz bu ümmet şeyinden görmedik. Yani Arap kardeşlerimiz, dindaşlarımız diyelim, soydaşlarımızın gösterdiği birlikteliğin yarısını bile göstermeler. Tam tersine hatta nerede Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ilgilendiği bir mesele varsa belki de tam karşı tarafta hizalandılar. Dolayısıyla bu ümmetçilik projesi çökünce Erdoğan bu işe ağırlık vermeye başladı ki çok geç kalınmış ve hatta çok daha önce güçlendirilmesi gereken bir şeydi. Fakat
Karabağ zaferi, ikinci Karabağ zaferi bunun hakikaten bir şey oldu. Milat noktası oldu. Karabağ zaferinden sonra Türk birliği, Türk dünyası, Turan birliği kavramları çok çok daha sık dile getirilmeye başlandı. Biz de bunları gazeteciler olarak memnuniyetle takip ediyoruz. Bugünkü toplantıda da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Karabağ zaferinden dolayı, 44 günlük Karabağ Muharebesi zaferinden dolayı Ali Nişan takdim edildi. Ve Azerbaycan yeni dönemde bu teşkilatın ki yeni adıyla artık diye geçiyor. Eskiden biliyorsunuz Türk Genişi diye geçiyordu. Şimdi artık Türk Devletleri Teşkilatı ismini aldı. Bu da güzel, olumlu bir adım. Çünkü daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı bir adım oldu. Bunun yapıldığı yerde de oldu. Belki dikkatli izleyicilerimizin gözünden kaçmamıştır. Eskiden Yassada diye tabir ettiğimiz, şimdi ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası diye geçen, yani rahmetli Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının idam edildiği Yassada'da yapılmasında sembolik bir anlamı oldu bugünkü zirvenin. Ve burada önemli kararlar alındı, önemli açılımlar yapıldı. İşte sizin de kaydettiğiniz gibi Türkmenistan'da artık bu şeye dahil oldu. Macaristan hali hazırda gözlemci ülke olarak devam ediyor. Muhtemelen o da katılacak. Belki ileride Ukrayna'nın da bu şeye katılması söz konusu. Yani dolayısıyla giderek güçlenen, giderek gürbüz bir hale gelen bir organik bir Türk birliğinden bahsediyoruz. Türk gücünden artık dünya politikasına, dünya politikalarında etkili olabilecek, yön verebilecek, bölgesel meselelere tek bir devletmiş gibi tavır alabilen bir güç birliğinden bahsediyoruz. Burada da bugün de 2040 vizyonundan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle de barışa ve istikrara katkı yapan, küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan bir Türk dünyası hedefliyoruz dedi. Türk devleti teşkilatıyla bundan sonra daha hızlı, özellikle kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. Ve şunun altını çizdi, özellikle dedi, güneşin yeniden doğudan doğmaya başladığı vakitler yakındır dedi. Bunun da bir sembolik bir anlamı çok büyük bir şey. Orada bir beyanatta bulunmuş oldu. Yani dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı önümüzdeki dönemde dünya meselelerinde ve bölge meselelerinde çok önemli ağırlığını koyacak, misyon yüklenecek bir oluşum olarak, bir Turan Birliği'nin artık gümbür gümbür geldiğini görüyoruz. Yani gözle görülür, ete bürünür bir hale geldi Turan Birliği. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Düşünürüm ki hele İstanbul'da o isti temaslar devam ediyor. Tabii devam ediyor. Tabii ki. Ben isterdim İsmail Bey'le devam edeyim. Sonra Mustafa Bey'e başka bir sualım olacak. Sonra Mustafa Bey'le ayrılacağım. İsmail Bey, siz nece değerlendirirsiniz? Gerçekten Avrupa Birliği'ne doğru giden yol bitti mi? Avrupa Birliği'nden imtina edildi mi? Yeni bir Türk Birliği alternatif olarak Avrupa Birliği'ne ve diğer dünya kurumlarına, beynəlxalq kurumlara alternatif mi ortaya gelir? Değerlendirmeniz çok maraqlıdır. Türkiye'nin, öncelikle Mustafa Bey, ben de tekrardan geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Ve Türk dünyasına selam ve saygılarımı sunuyorum bu vesileyle. İzleyicilerimize de iyi bir program olmasını diliyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği serüveni 60'lı yıllarda başlamıştı. Bir şekilde sallantıda da olsa o mihrakta ilerlemeler, yani Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda bazı açılımlar var. Ancak geliyor tıkanıyor bir yerde. Fakat Sayın Mustafa Hocamızın da burada bahsettiğine ben ekleme olarak şunu söyleyebilirim. Bu çok önemli, hayırlı bir adım olmuştur. Çünkü 1945'li yıllarda, yani 2. Dünya Savaşı'nın sonunda dünya iki kutuplu bir sisteme dönüşmüştü. Yani Rusya'nın başını çektiği Doğu Bloğu, Amerika'nın başını çektiği Batı Bloğu diye. Burada Türkiye Batı Bloğu'nda yer almıştı.
NATO'ya dahil olmuştu. Şu anda burada ağırlıklı olarak yer alan Türk devletleri Doğu bloğunda Rusya'nın yanında bulunmuştu. Ve dolayısıyla Türk dünyası ikiye bölünmüştü ana hatlarıyla. Fakat 90'lı yıllarda Rusya kontrollü bir şekilde dağıldı. Bu dağılmayla beraber Türk Cumhuriyetleri ardı ardına bağımsızlıklarını elde ettiler. Bu Türk milletinin yani 70 yıl Rusya hakimiyetinde kalmış Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını elde etmesi büyük bir sevinçle karşılandı. Ve şu anda Doğu Batı bloğu kontrol şekilde dağıldı demiştik. Fakat yeni bir dünya sistemi inşa ediliyor. Çin'in başını çektiği doğuda yeni bir blok var. 1945'te dünya liderliğini Amerika'ya devreden İngiltere'nin yeni bir batı sistem olarak sivrilmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte İngiltere ve Çin endeksli yeni bir dünya sistemi inşa aşamaları devam ediyor. Buna başta Amerika olmak üzere Rusya direniyor. Ancak bu süreç geliyor. Bu süreçte Türk Devletleri Birliği'nin bu şekilde bir oluşum içerisine girmiş olması muhteşem bir olay. Çünkü yeni dünya sisteminde inşa edilmekte olan bu yeni dünya sisteminde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir bölünme olmayacağını anlıyoruz. Bu sistemde Türkiye ve Türk devletleri üçüncü bir kutup olarak dünya sisteminde yerini alabilecek potansiyel olduğunu bugünkü zirveyle de ve önceki 7 zirveyle de göstermişti. Mustafa Bey'in söylediği gibi bu artık ete kemiğe bürünüyor. Yani Türk Devletleri Birliği'nin yeni bir üçüncü kutup olarak sadece bölgesel değil, küresel bazda dünyada söz sahibi olabileceği bir sistem yavaş yavaş inşa ediliyor. Bunu inşallah yakın zamanda ya da en kötü ihtimalle orta zamanda göreceğiz. Burada tabii ki bu söylemden ibaret olmayacağını bugünkü zirvede de gördük. İktisadi ve ticari işbirliğinden bahsedildi. Çünkü ekonomisi bağımsız olmayan bir sistemin böyle küresel ve bölgesel bir güç olamayacağı da biliniyor. Dolayısıyla burada ileriki aşamada yeni dünya sisteminde Türkiye'nin ve Türk devletlerinin üçüncü kutup olarak ortaya çıkması durumunda sadece bu bugünkü katılan ülkelerle sınırlı kalmayacağını yine katkı olsun diye ben de ekleme yapıyorum. Geleceklerini Türk Devletleri Birliği'nde görecek olan bu coğrafyanın diğer ülkeleri de burada yer alacaktır. Yani gelecekte bu bölgesel sistemde Doğu Batı bloğunda işte Çin kontrolünde ya da İngiltere kontrolünde yer almak istemeyecek olan geleceklerini etnik ya da dini ya da çıkar ilişkileri bazında Türk devletleriyle birlikte hareket edebilecek olan ülkeler birer ikişer bu oluşuma katılarak daha büyük bir güç olarak ortaya çıkacaktır. Çok teşekkürler hocam. Ela sizin cevabınızdan yola çıkarak ben Mustafa Bey'e bir soru soracağım. Sonra size de aynı soruyla kaydıracağım. Bu ülkelerin içerisinde nispeten Türkiye, nispeten de Macaristan istisna olmakla diğer ülkelerde bir avtoriter rejimler mevcuttur. Bunu kimse inkar edebilmesi yakin ki. Yani insan hakları meselesinde, azad seçki, azad seçim meselelerinde çok ciddi problemler var, sorunlar var. Necə düşünürsünüz? Öz ölkəsində olan problemlər çərçivəsində məsələyə baxsaq, onların birliyi, bir-birinin inteqrasiyasında insan haqları problemi, məsələn, Türkiyədəki durumlar, Türkiyədə siyasi institutlar var, siyasi partiyalar var, vətəndaş cəmiyyəti institutlar var, azad media var. İndi aşağı-yuxarı sorunları qeyd eləmirəm. Amma Azərbaycanda elə Orta Asiya ölkələrində müqayisədə Azərbaycanda daha durum yaxşı. Məsələn, Türkmənistanda durum daha ağırdır.
Aynı zamanda Özbekistan'da müəyyən islahatlara gedirlər. Qırğızıstandakı durum bəllidir. Necə düşünürsünüz? Demokratiya və insan hakları sorunları yaşayan ölkələrin bir-birinə inteqrasiyasının perspektivi, vizyonu necə görürsünüz? Çok önemli bir konuya temas ettiniz Rufet Bey. Gerçekten maalesef Türk devletlerinin demokrasi ve insan hakları karnesi yani kırıklarla dolu ve hatta Dünya Ligi'nde en alt seviyelerde yer alıyor sizin adını zikrettiğiniz ülkeler. Fakat şöyle bir şey yapabiliriz, perspektifle olaya bakabiliriz. Eğer ki Türkiye bu konuda konuşmamızın başında da zikrettiğimiz gibi ağırlığını tam manasıyla koyarsa, diğer ülkelere de buna motive ederse, buna yönelik bir demokratik bir zorlama diyelim veya teşvik diyelim şey yaparsa illaki bu olumlu manada diğerlerini de zincirleme olarak etkileyecektir. Yani burada katalizör ülke olarak Türkiye'nin konumu ve duruşu çok önemli. Şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim Rufet Bey. Karabağ zaferinde Türkiye biliyorsunuz ki hiçbir şekilde diplomatik şeylere kaçmadan yekten destek verdi Azerbaycan'a. Yani İHA'sıyla, SİHA'sıyla, bütün generalleriyle, bütün şeyleriyle Türk jetleri gittiler Azerbaycan'a. Türkiye bir NATO üyesi olmasına rağmen NATO'yu bile karşısına alma pahasına Azerbaycan'ın yanında tam destekle durduğunu Türkiye her vesileyle kanıtladı, gösterdi bir. İkincisi, harp bittikten sonra, 44 günlük muharebe bittikten sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle arkasında böyle kapı gibi durduğu bir politika izlendi. Masada Rusya ile Ermenistan, Azerbaycan arasında 10 Kasım'da imzalanan o maddesine rağmen, yani o ateşkese rağmen Türkiye zorlayarak, kapıyı adeta zorlayarak Karabağ'da olmak adına birçok şey yaptı. Diplomatik görüşmelerle veya işte baskıyla bir şekilde kendini orada yer buldu. Azerbaycan halkının bu haklı talebini havada bırakmadı. Yine keza Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yılda 3 kere şeye giderek, bakın bu çok önemli bir inisiyatiftir. Yani normal şartlarda kolay kolay göremezsiniz bir başka ülkenin Cumhurbaşkanının başka bir ülkeye 3 kere gitmesi. Ya yani Kıbrıs'a bile o kadar gitmedi. Düşünün yani Sayın Erdoğan. Ama Azerbaycan'a o kadar önem veriyor ki 3 kere Şuşa'ya gitti, Bakü'ye gitti, Zafer Geçidi'ne katıldı, şiir okudu. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Eğer bir Türk Birliği modeli olacaksa bunun katalizörü, öncüsü, himayedarı Türkiye olacak ve diğer ülkeleri de burada tavır almaya, aynı standartlara yükselmeye zorlayacaktır. Mesela neyi görmüş olduk bu 8. zirve dolayısıyla? İlk defa biz hep şunu söylüyorduk ki Sayın Aliyev mesela bir yılda 2 kere, 3 kere Moskova'ya gittiğine göre niye hiç Türkiye'ye gelmiyor diye biz hep bunu Türk jurnalistler olarak sorguluyorduk mesela. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yılda 3 kere giderken Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gelmemesiyle buna mukabil bölgedeki en büyük emperyalist güç olanlardan biri olan Rusya'nın Rusya'yı, Moskova'yı 3 kere Putin'in şeyle davetiyle ziyaret etmesi çok böyle şey yapıyordu. Asimetrik bir ilişki şeyi koyuyordu ortaya. Dolayısıyla şu anda Cumhurbaşkanı Aliyev'in de Türkiye'ye gelmesi bu anlamda da iyi oldu. Bizi de memnun etti. En azından bir karşılıklı bir ilişki ağı olduğunu, bir diyalog olduğunu görmüş olduk. Hakeza dediğiniz gibi Türkmenistan olsun, Kırgızistan olsun, bunların demokratik standartlara, insan hakları standartlarına kavuşmasında, bu normlara şey yapmasında Türkiye'nin demokrasi tarihinin tecrübesinin çok 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 daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'nin bu tecrübelerinden, bu birikimlerinden diğer Türk Cumhuriyetlerinin de yani yararlanacağına %100 gözüyle bakıyorum. Zaten normal olan da budur. Bizim eğer bir demokrasi ve insan hakları standartımız olacaksa bunu Avrupa Birliği'nin veya buna benzer muadil olan Batılıların dayatmasıyla değil, kendi işimizde yani bir 5000 yıllık Türk tarihinin, kadim Türk toplumunun kendi değerlerinin,
manzumesini bir modern bir sentezde bugüne uyarlayıp bizim de kendi standartlarımızı zaten çoktan oluşturmamız gerekiyor. Buna bağlı olarak şöyle bir gelişme yaşandı. İşte bu konseyin, yani Türk Devleti Teşkilatı'nın aksakal olarak bizim eski başbakan Binali Yıldırım teklif edildi Türkiye tarafından. Yani o modelin de yaşatıldığını, sembolik olarak yaşatıldığını, yani eski Türk, kadim Türk geleneklerinde bu birliğin içinde, bu teşkilatın içinde yaşatılacağını bu şekilde görmüş olduk. Daha önce biliyorsunuz Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev'di. Şimdi Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle teklif edildi ve kabul edildi diğer ülkeler tarafından. Ve son olarak şunu söyleyeyim, Türk soydaş olmasa da, yani Türk Cumhuriyeti olmasa da, işte Macaristan gibi, Ukrayna gibi ülkelerin de dahil olmasıyla bu birliğe, bu teşkilata tamamen uluslararası bir vizyonla, uluslararası bir perspektifle, tamamen yani küresel mahiyette politikalar üreteceğine, meselelere o gözle, o pencereden bakacağına da inancım sonsuz. Yani şu anda çok iyi bir çizgide ilerliyor. Ciddi bir şekilde ele alınıyor. Geçmişten gelen bütün hatalar süzgeçten geçirilerek, aynı hatalar işlenmeden, o acemilikler yapılmadan şu anda çok böyle organik bir şekilde bu mesele yürüyor. Allah inşallah ki nazar değmesin, bu şekilde devam eder. Ve sizin de işaret ettiğiniz o demokrasi ve insan hakları standardı illaki o bahsettiğiniz ülkelere de mutlaka bu vesileyle, bu motivasyonla sirayet edecek diye düşünüyorum. Ümit edirik Mustafa Bey, çok teşekkür ederim. Sizi bundan artık saklamayalım. Bilirim ameliyattan yeni çıkmışsınız, kırmadınız. Ben izleyicilerinizden de çok özür diliyorum bu kıyafetle çıktığım için, çünkü hakikaten hastaneden çıkıp geldim. Onun için mecburen şu anda istirahatlıyım. Sizi şey yapmamak için, sizi yalnız bırakmamak için, sizin ricanızı kırmamak için böyle bu şekilde katıldım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hem İsmail Bey hem sizin şahsınızda, bütün Kanal 13 izleyicilerine. Çok teşekkürler Mustafa Bey. İzleyiciler nazarına çattırırım ki Mustafa Bey Gürbüz, Alazı'da İstanbul'dan bize bağlanmıştı. İsmail Bey'le sağolaşırıq, teşekkür ederek tabii ki. Ama İsmail Bey'le söhbətimizi devam ettirecek. Mustafa Bey, çok teşekkürler. Çok sağ olun, teşekkürler. İsmail Hocam, eyni sualla size de müraciət etmek istedim. Bir meseleye jurnalist baxışını eşitdik. Bir de bir siyasi bilimçi, eyni zamanda politoloji, onun sizden analizini eşitmek maraqlı olardı. Necə düşünürsünüz? Ne kadar perspektif, real görünür? Aslında müxtəlif analogiyalar apara bilərik, oxşarlıqlar apara bilərik. Məsələn, bugün Avropa Birliği'nin özündə də ölkələrin durumu eyni deyil. Amma onlar problem yaradır. Məsələn, Romanya deyirsiniz. Romanyanın durumu ilə Almanyanın durumu eyni deyil. Orada axınlar var falan var. Amma burada həm də siyasi problemlər var. Yəni, otoritar rejimlərdən doğan bir problemler var. Bu perspektifi siz ne değerlendirirsiniz, eşitirik sizi? Hocam, öncelikle rahmetli İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde, amelde birlik cümlesi 100 yılı aşkın bir süredir Türk dünyasında meşalelik yapıyor. Burada Türk'te dilde, fikirde, amelde birlik düsturuyla hareket edecek geleceğini anladığımız bu yeni Türk Birliği oluşumu, yani 8.si toplantı yapıldı bugün. Buradan hareketle Avrupa Birliği'nde sizin de bahsettiğiniz gibi 30 civarında ülke var. Yani Avrupa Birliği'nde birbirleriyle yıllarca savaşmış Fransa, Almanya lokomotif görevi görüyor. Ama kendi iç hukukları varken bir de Avrupa Birliği hukuku var. Burada Avrupa Birliği hukukundan yola çıkarak bu Türk Birliği'ni oluşturan devletler de ortak bir hukuk sistemiyle, yine burada Türkiye katalizör olacaktır. Mustafa Bey'in de söylediği gibi az önce. Türkiye'nin bir demokrasi yolunda bir adım daha önde olduğunu biliyoruz. Hani Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarının 30. yılındalar. Bu 30 yıla Türkiye 100. yılına geliyor Cumhuriyet olarak.
bir 70 yıl maalesef ki bir Rus hegemonyasını yaşadı Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz. Burada aşılmayacak bir durum değil. Yani her ne kadar bir otoriter rejim söz konusu olsa da bu Türk Cumhuriyetlerinde nihayetinde işte Aksakallılar dediğimiz Orta Asya'daki ta Hunlardan itibaren gelen bir sistemin sembolik olarak da oluşturuyor olması buradan yolların yavaş yavaş açılabileceğini gösteriyor, anlaşılıyor. Dolayısıyla bu Türk Cumhuriyeti devletleri ve ileriki aşamada geleceklerini Türk Cumhuriyetleriyle birlikte hareket ettireceğini anlayacak ülkelerin katılımlarıyla da ortak normlar oluşturulması zor olmasa gerek. Belki biraz zaman alacak ama bunlar aşılanmayacak durumlar değil. Çünkü bir Türk töresi var. Kadim bir Türk töresi var sonuçta. Oğuz Kağan töresi dediğimiz. Kadim Türk töresinin günümüz medeni hukuklarla beraber, uluslararası hukuk anlayışıyla da birlikte bir harmanlama suretiyle bu devletlerin, Türk Cumhuriyetlerinin ortak bir hukuk sistemi geliştirerek birlik beraberlik sağlanabilir. Yani bunlar olası şeyler, imkansız şeyler değil. Dileriz ki tez zamanda olur. Burada ben saygı duyuyorum Mustafa Bey. Az önce Macarların Türk devleti değil dedim ama sonuçta Macarlar da bir Türk devleti. Ben burada bir katkı yapayım. Hun Türklerinin bakiyesi durumunda olan Macar devletinin de bu kadim Türk yasalarına uzak olmayacağını anlıyoruz. Ve biliyoruz esasında yani kadim Türk töresi var. Bu medeni hukukla beraber, uluslararası hukukla beraber Avrupa Birliği örneği var önümüzde. Aşılamayacak husus değildir, aşılacaktır. Böyle diyebiliriz. Özür dilerim hocam, teşekkürler. Türk törelerden işaretliyiz. Bugünler Azerbaycan, daha doğrusu ayın 12'sinde Azerbaycan Prezidenti Cumhurbaşkanı İlham Əliyevə Alet Türk nişanı təqdim edildi. Türkiyə Cumhurbaşkanı Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən. Və Azərbaycanda ən çox tartışılan məsələlərdən biri də niyə o nişanın məhz Türk törəsinə aykırı olaraq ingiliscə yazılması idi? Niyə türkçə yazılmıb o nişan? Madem ki söhbət Türk birliyindən gedirsə, niyə yenidən bir yabancı dildə yazılsın? Sizin dəyərləndirməniz necədir? Niyə görə məhz bu adımı seçiblər? Hocam bunu dileriz ki Türk Devletleri Birliği de bu eleştiriyi bir düzeltme olarak ileriki aşamada dileriz ki alırlar ve Türk Devletleri'nin ortak bir alfabe sistemiyle ki henüz daha ortak alfabeye geçilmeyen yerler var. Ortak bir alfabeyle dileriz ki bu tez zamanda aşılır. İşte dilde fikirde İşte birlik dediğimiz cümle işte burada da tekrar temayüz ediyor. Dolayısıyla evet bu nişan belki de şöyle diyebiliriz burada. Tamamı Latin alfabesiyle birlik yani dil birliği olmadığından belki de böyle bir şeye gidilmiş olabilir. Dileriz ki dilde birlik tez zamanda gerçekleşir ve bundan sonraki törenlerde takdim edilecek nişan ve madalyaların ortak dil üzerinden yapılmasını temenni ediyoruz biz de. Çok güzel. Demeli bugünkü yani daha doğrusu 12 Kasım'da gerçekleşen, 12 Noyabr'da gerçekleşen bu Türk zirvesinin önemli adımlarından biri de Türk Genişliği'nin resmi isminin Türk Devletleri Teşkilatı kimi adlandırılmasıydı. Demeli ele Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, Xarici Naziri Çavuşoğlu da Aile Məclisimizin ismini Türk Devletleri Təşkilatı olarak değiştiririk. Bunun vakti çoktan gelmişti. Necə de düşünürsünüz? Uğurlu addım mı değerlendirebiliriz bunu? Aile Məclisi deyilməsi. Burada artık mesajlar çok netti. Sizin düşüncenizi bilmek çok maraqlı olardı. Evet hocam, yani Türk Devletleri Birliği Teşkilatı ya da Türk Devletleri Teşkilatı olarak
zirvedeki isim değişikliği gayet iyi olmuştur. Çünkü Türk devletleri bir bütündür. Her ne kadar ismi işte Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, işte Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan olsa da bunlar nihayetinde bir Türk devletidir. Ve Türk devleti birliği denmesi biraz önceki ben önceki konuşmamda belirttiğim gibi küresel güç ve bölgesel güç olma adına Türk Devletleri Birliği'nin üçüncü kutup olarak çıkabileceğinin nişanesi de olarak algılayabiliriz. Yani burada katalizör devletler Türk devletleri ise bu teşkilatın adının da Türk Devletleri Teşkilatı olarak düzeltilmesi, değiştirilmesi gayet iyi olmuştur. Bu Türk gücünün dünyaya bir kere daha gösterilmesi açısından gayet olumlu bir gelişmedir. Ben de bu ismi basında görünce, yani zirveyi takip ettim basından, inanın ben de çok memnun oldum. Yani yüreğim kabardı. Türk Devletleri Teşkilatı olarak verilmesi iyi olmuştur. Yani halımızın yüreği kabarır gerçekten. Yani vaktiyle bugün Azerbaycan'da hatta Cumhurbaşkanı İlham Əliyevin bile hedef aldığı Əbülfəzil Çibəylərin yoludur bu. Məhəmməd Əmir Rəsulzadələrin yoludur. Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimiz deyən Qazi Mustafa Kemal Atatürk'ün xəttidir. Ənvər Paşaların, Nur Paşaların xəttidir. Və hamımızı sevindirən məsələdir. Və düşünürəm ki, bugün bayaqları verdiyim sualdan yola çıxaraq deyirəm. Bugün həmin ölkələrdə hansı hakimiyyət növlərinin, hansı hakimiyyətdə kimlərindən asılı olmayaraq, bu prosesin özünün getməsi belə çox önəmlidir. Amma bu prosesdə Türk birliyini qəbul etməyəcək qonşularımız var, dünya gücləri var. Mən istəyərdim bir də həmin açıdan dəyərləndirək. Məsələn, bu məsələdə Rusiyanın yerini necə düşünürsünüz? İran nə eləyə bilər? Məsələn, Qərb, Amerika, Avropa ölkələri, Avropa, hər halda Türkiyə Avropanın, NATO'nun bir parçasıdır. Avropa Konseyinin şurasının üzvüdür. Eyni zamanda Azərbaycan. Necə dəyərləndirsiniz? Bu məsələdə beynəlxalq reaksiyalar, eyni zamanda regional, yəni məntəqə reaksiyaları necə ola bilər? Buyurun, eşitəyiz. Evet, Türk Devletleri Birliği'nin böyle etekeme bürünüyor olması tabii ki başta bu bölgenin küresel gücü Rusya'yı rahatsız edeceği muhakkaktır. Yine bölgesel olarak başta İran'ı rahatsız edeceği muhakkaktır. Küresel güç olmasını biraz önce söylemiştim. Amerika yavaş yavaş küresel gücünü kaybediyor ama Amerika bundan tabii ki rahatsızdır. Ancak rahatsız olmamaları gerekiyor. Bu gayet eşyanın tabiatına aykırı bir şey değildir. Türk devletleri artık birliğe doğru gidiyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 30'lu yıllarda işte Rusya hegemonyasına o geçen Türk devletleriyle alakalı olarak Türk devletleri zamanla bağımsızlıklarını elde edecektir. Türkiye Cumhuriyeti buna hazırlıklı olmalıdır, Türk dünyası buna hazırlıklı olmalıdır demişti zaten. Yani bu geleceği Gazi Mustafa Kemal Atatürk 100 sene önce görmüştü yaklaşık. Ve dolayısıyla burada Rusya rahatsız olacaktır, İran rahatsız olacaktır, Amerika rahatsız olacaktır diye biz geri adım atacak değiliz sonuçta. Ama onlar rahatsız olmamalıdır. Çünkü dünya eski dünya değil, sistem değişiyor, yeni bir küresel güç inşa ediliyor. Burada Amerika Orta Doğu ve Kafkaslar bölgesinden uzun bir süredir Pasifik bölgesine doğru güç kaydırıyor. Çünkü Çin bir şekilde yeni dünya sisteminde liderliğe doğru hızla gidiyor. Yani uyuyan dev artık uyandı. Çin'e uyuyan dev diyorduk biliyorsunuz. Uyuyan dev artık küresel güç olarak dünyada adını söz ettirmeye başladı. İngiltere yavaş yavaş kendini gösteriyor. Yani zaten uluslararası ilişkilerde de İngiltere dünya liderliğini ya da o zaman o gücünü Amerika'ya geçici olarak vermişti diye bir cümle vardı. Bu geçici olarak verdiği misyonu yeniden yüklenmeye hazırlanıyor.
Yeni bir dünya sistemi kurulurken biz elbette ki üçüncü kutbiz güç olarak o ülkelere bir düşmanca bir tavırla ilerlemiyoruz sonuçta. Buradaki Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması, tekemeye bürünmesi, diğer devletlere yani bundan rahatsız olacak olan devletlere bir düşmanlık amacıyla değil. Biz sonuçta hegemonik bir amaçla ilerlemiyoruz. Biz Türk devletlerinin ekonomik, siyasal güç olarak ilerlemesi üzerinden hareket ediyoruz. Bugün Avrupa Birliği bir birlik oluşturduysa buna düşmanca tavır olarak bakmadı Avrupa Birliği'ne girmeyenler. Rahatsızlık oldu mu? Oldu. Çünkü uluslararası ilişkilerde ekonomik çıkar ilişkileri, ondan sonra siyasal çıkar ilişkileri ön planda. Dolayısıyla yeni siyasal ve ekonomik çıkar ilişkileri ve zaten bir bütün aile olan Türk devletlerinin aile teşkilatı olarak birlikte olması gayet normal ve Türkler tarihin hiçbir zaman hiçbir döneminde hegemonik ya da emperyal güç olarak hareket etmemişti. Yani bizim amacımız emperyalistlik değil. Türk devletlerini kastediyorum. Yani Türk Devletleri Birliği emperyalist amaçlı olarak birlikte değiller. Fakat bundan rahatsız olan ülkeler emperyalist olarak yıllarca hareket ettiler. Yani burada Amerika'nın, Rusya'nın ve İran'ın rahatsızlığından bahsederken elbette ki Avrupa Birliği de rahatsız olacak. Elbette İngiltere de rahatsız olacak. Çünkü kendileri gibi zannediyorlar. Çünkü kendiler hegemonik, emperyalist ülkeler. Fakat Türk devletleri emperyalist amaçlı değil, kardeşlik düsturuyla hareket ediyor. Dolayısıyla İran'ı korkutan bir nokta var. Burayı da mutlaka es geçmeyelim. İran'daki şu anda orada bulunan ve sayılarının 50 milyona yaklaştığı değerlendirilen bir Türk nüfus var. Bu Türk nüfusun Azerbaycan'la birleşme korkusu yaşadığından dolayıdır İran'ın korkusu. Yani Güney Azerbaycan eyaleti diye bugün İran'ın eyaletinin Azerbaycan'la birleşerek Büyük Azerbaycan oluşturmasından korkusu. Rusya bu bölgedeki ekonomik çıkarlarından kendisinin zarar göreceği, ekonomik olarak zarar göreceği, emperyalist olarak zarar göreceği, bölgesel güç olarak zarar göreceğinden dolayı korkuyorlar, rahatsızlar. Ancak bir daha söyleyip toparlayayım, Türkiye ve Türk devletleri emperyalist ya da hegemon amaçlı hareket etmediği için bu ülkelerin korkmasına gerek yok. Biz barışçıl olarak ekonomik, siyasal, dilde, fikirde, işte, amelde birlik düsturuyla hareket ediyoruz. Bizim amacımız Türklerin, Türk devletlerinin, Türk birliğinin kalkınması ve yeni dünya sisteminde güç olarak ortaya çıkmasıdır. Bu güç düşmanlık değil, dostluk amaçlıdır. Çok güzel. Dikkati cəlb edən və sizin cavabınızda da müəyyən mənada işarət etdiniz. Bir məqam da var. İndi dünyada 6 müstəqil Türk dövləti var. Bir də Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti. Digər Türk xalqları, yəni mən düşünürəm ki, belə bu qədər sayı əhali olaraq da, əgər İraq türkmənlərini yada salsaq, Doğu Türkistandakı Uyğurları nəzərə alsaq, qeyd etdiniz az öncə İranda yaşayan Azərbaycan türkləri, Əbivət türkləri, Qaşqay türkləri üst-üstə sayı 50 milyona yaxındır. Elə bir o qədər də dövləti olmayan türklər var. Bu konseydə, bu təşkilatda dövləti olmayan türklərin gələcəkdə yerini necə görürsünüz? Hocam az öncə bahsetmişdik. Gələcəklərini Türk birliyindən yana görən ülkeler bize dahil olacaklarken, olacaklar yani bunu zaman gösterecek, yaşayacağız, göreceğiz. Bu şu anda işte Irak'taki Türkler, Irak Türkleri, Suriye'deki Türkler, Gagauzlar, Kafkaslardaki diğer şu anda tam bağımsızlığını elde edememiş unsurlar, bunlar da zamanla bu Türk Birliği'nin oluşmasından oluşacak güçle yani belki bağımsız olamasalar bile oradaki ülkelerde yasal, uluslararası hukuk normlarına uygun haklarını elde edeceklerdir. Çünkü Türk Devletleri Birliği bir güç olarak oradaki Türk kardeşlerinin ezilmesine müsaade etmeyecektir.
biz düşman tavırla hareket etmeyeceğiz ama diğer Türk kardeşlerimizin de haklarını elbette ki daha iyi koruyacağız. Doğu Türkistan'da bugün dünyanın görmediği şekilde yani Nazi işkencelerinden bile çok daha fazla bir zulüm yaşanıyor. Şu anda tek tek olarak belki Çin'e kafa tutulamıyor. Ancak işte bu Türk devletlerinin bir birlik, beraberlik ve tek yumruk olarak hareket etmesi Çin'i Doğu Türkistan'da Türk Uygur kardeşlerimize zulümlerini frenleyebilecektir. Bu bir güç olarak işte üçüncü kutup olarak dediğim sistem bunu işaret ediyor. Doğu Türkistan başta olmak üzere, Irak'taki Türkler başta olmak üzere, Suriye'deki Türkmen kardeşlerimiz başta olmak üzere biz aynı zamanda dilde, fikirde, işte birlik ve güçte birlik hareket ederken oradaki kardeşlerimizin de hamisi durumunda olacağız. Ve kardeşlerimize işte Çin örneğinde olduğu gibi istediği gibi zulmedemeyecek. Bu Türk birliği ona dur kardeşim biz burada varız kardeşlerimizi ezdirmeyiz diyecek belki. Belki diyorum ama bunu göreceğiz yani. Çok şükür yine de bu cür aktivist ve nikbin düşüncede olmamız çok yaxşıdır. Necə ki elə 2012 Qasım toplantısında belə bir sənəd də var. Deməli, qeyd olunur Türk Konseyi 2040 vizyon və strateji bəlgəsi. Deməli, 2040-cı ilə qədər bu proses davam edəcək. Siz vizyonu necə görürsünüz 2040-cı ilə qədər? 2040'a kadar yeni dünya sistemi, hep yeni dünya sistemi de özellikle vurguluyorum bunu, iki kelimemden biri bu cümleyle devam ediyor. 2040 vizyonuyla bu Türk Devletleri Birliği tamamen yani ekonomik ve diğer konularda fikirde birlik beraberlik olmasıyla birlikte başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni şu anda Türkiye'den başka hiçbir devlet tanımıyor. İşte Kıbrıs'ın tanınması ortaya çıkacak. Ekonomik olarak dünyada bu Asya, Avrupa ve Afrika'nın birleşik noktasında olan Anadolu'da ve Türk Cumhuriyetleri ile birlikte bir güç olarak ortaya çıkacağız. Kafkaslardaki ve Türkmenistan bölgesindeki maddi ve manevi olan ekonomik güzergah olarak bu bölge bir şey yani bu Zengezor ve Azerbaycan Nahçıvan arasındaki koridorun oluşması bu bölgenin daha iyi bir entegrasyona doğru gidebileceğini 2040'a kadar bu ete kemiğe bürünmenin artık somut olarak ortaya çıkma için bir zaman göstereceğini görüyoruz. Yani yaklaşık bir 19 yılımız var 2040 vizyonu dediğimiz zaman yaklaşık 19-20 yıl içerisinde bu Türk Birliği'nin daha iyi, daha müreffeh, daha büyümüş, daha güçlenmiş bir şekilde ortaya çıkacağını göreceğiz. Ve 2040 gibi bir vizyon konması önemli. Çünkü uluslararası literatürde de işte bu yeni dünya sisteminin de 2040'ları hedef aldığını görüyoruz. İşte Çin'in, ondan sonra İngiltere'nin. Bu 2040'ları bizim üst akıl okumuş ki kendisine 2040 vizyonunu koymuş. Çünkü 2040'a kadar Amerika'nın ve Rusya'nın artık dünya liderliğini devretme pozisyonunun gerçekleşeceği bir yıl olarak görülmekte. Bununla beraber bir güç olarak Türkiye'nin ve Türk devletlerinin, Türkiye derken Türk devletlerinin bir güç olarak ortaya çıkması için gereken süre olarak hedeflendiğini anlıyoruz. Bunu üst akıl çok güzel okumuş. Bu İstanbul Deklarasyonu'yla birlikte 2040 vizyonu doğru bir hedef. Biz yeter ki önce biz inanacağız. Yani en alt seviyeden devletlerin en üst seviyesindeki liderlere kadar. Biz buna inandıktan sonra yapamayacağımız bir şey değil. Biz buna potansiyel olarak hazırız zaten. Yani Türk devletleri yüzyıllar içerisinde bilinen tarihle 5000 ve geriye doğru gittiğim zaman 10.000 yıllık bir tarihi süreç içerisinde Türk devletleri defalarca birlik beraberliği zaten sağlamıştı.
Ben. Yeniden sağlayabilecek bir pozisyon var. 2040 vizyonu. Mahir Bey, çok uzun süren verilişin sonuna yakınlaştığımızda sizden iki sualım olacak. Zamana sığdıraq diye bunların her ikisini sizden soruşmak istəyirəm. Biri bu İstanbul Deklarasyonu barəsində birinci kəlmə ilə Kanal 13 izləyicilərinə də məlumat verərdiniz. Digəri isə bu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İlham Əliyev də 12 Kasımda öz çıxışında dedi ki, bu bizi birləşdirəcək, Turanı birləşdirəcək yeni yol olacaq. Bilirsiniz də Zəngəzur məsələsi ilə bağlı Zəngəzur yoluna dəhlizi deyək, o dəhlizə nəzarət eləyəcək Rusiyanın FSB-si, yəni Federal Təhqiqat Bürosunun deməli kəşfiyyat bürosu, onun əskərləri, yəni Turana da belə deyək, Turanın əsas dəhlizinə də onları nəzarətli olacaq. Biraz bu məsələlərdə adamın ağlı qarışır açığı. Mən istəyərdim həm İstanbul deklarasiyası haqqında, həm Zəngəzur dəhlizinin yaxın gələcəkdə reallaşması haqqında bir Ankara'da necə görünür durum, onu da siz bizə deyəsiniz. Təxminən 5-6 dəqiqə vaxtımız var. Bu 44 günlük Azərbaycanın 2. Qarabağ Savaşı ilə bərabər yapılan ateşkəs anlaşması kapsamında işte Zəngəzur koridoru başta olmaq üzere Rusiyanın önemli Azərbaycan topraklarının önemli noktalarına kontrol noktaları oluşturdu. Yani barış süreciyle beraber diye. Bunun yalnız süre konulmuştu. Bu sürelerin tekrar Azerbaycan Meclisi'nin onayıyla uzatılma ihtimali olabileceği de uzatılabileceği de o ateşkes sürecinde deklar edilmişti. İşte Türk Birliği'nin ete kemiğe bürünmesiyle beraber Azerbaycan kendi topraklarında barışı sağlayabileceğini göstererek Rusya'yı tekrar topraklarına ki süreyi uzatmamalıdır ve kendi topraklarında Rus güçlerini kontrollü bir şekilde çıkartarak Türk-Turan Birliği'ne giden süreçteki Nahçıvan Koridoru'nu, Zengezer Koridoru başta olmak üzere o bölgede Rusların olması uzun vadede Türk Birliği'ne giden sürece bir ket vurabilir. Yani engelleyemezse de bir kontrol mekanizması geliştirebilir Rusya için. Rusya'nın bu kontrol mekanizmasından çıkartılması gerekiyor. Türk Birliği'ne giden süreçte en önemli iki geçitte Zengezur'da ve Nahçıvan Koridoru'nda Ruslar olmamalıdır. Ve Turan'ın yani Türkiye ile Asya bölgesindeki Türk devletlerinin tam orta noktasında bulunan Azerbaycan ve Kafkaslar bölgesinde Azerbaycan topraklarında Ruslar olmamalıdır. Rusya tez zamanda Azerbaycan topraklarından çıkartılması Türk Birliği ve Turan Birliği'ne giden süreçte hızlanma sağlayacaktır. Dolayısıyla bu Türk Birliği zirvesinin bir sonraki ya da en geç iki sonraki zirvelerinde bunların ele alınması önem arz eder. Azerbaycan kendi güvenliğini, kendi barışını sağlayabilir. Bu 2. Karabağ Savaşı sonucunda o günkü şartlar gereği Rusya'ya belki bir sonraki aşamada artık Rusya'ya ihtiyaç duyulmayacaktır. Duyulmamalıdır. Ve Turan Birliği'ne giden bu süreçte önemli geçit noktalarında Rusya olmamalı. Ve Türk Birliği Rusya'sız ve Rusya kontrolü olmayan geçitler üzerinden özgürce hareket edilmelidir. Bununla beraber Türk devletleri Türk Birliği'nde işte bu gümrükler vesaireler Avrupa Birliği olduğu gibi gümrük anlaşmalarının yapılarak aradan Rusya çıkartılmalı ve birlik ve beraberlik bir an önce sağlanmalıdır. Çok teşekkür ederim. Biz sona gelip çattık. Kısaca olarak İstanbul beyannamesi hakkında da fikrinizi eşitmeye meraklı olardı İsmail Bey. İstanbul beyannamesi ile beraber bu Türk devletlerinin ekonomik, siyasal birlik ve beraberliği konusunda deklarasyon yapıldığını görüyoruz. Bu kurumsallaşmadan bahsedildi bu deklarasyonda. Kurumsallaşarak bu teşkilatın birlik ve beraberliğinin öneme vurgulandı. Strateji belirlendi. Önümüzdeki süreçle beraber
Az önce yine bahsetti, işte Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesinin önemine vurgu yapılmıştı. Bununla beraber dijital dönüşümde liderlik etmeliyiz denildi bu şeyde, zirvede. Paris İklim Anlaşması'nda vurgu yapıldığını gördük zirve esnasında. Burada aynı zamanda ulusal yapay zeka ve stratejisinden bahsedildi. Yani Türk Devletleri Birliği kendi milli yazılımlarıyla beraber Türkiye'nin teknolojisinden yararlanarak ulusal yapay zeka stratejisinin bu Türk devletleriyle beraber bir entegrasyon yapılması önemlidir. Buraya vurgu yapıldığını gördük deklarasyonda. Bu yapay zeka portalının uzun vadede Türk devletlerinin teşkilatlarının entegre olması için öneme vurgu yapıldı. Bu çok önemli bir tespitti. Bununla beraber doğal afetlere dikkat çekildi. İşte bu yaz sezonunda Türkiye olağanüstü bir yangın olaylarıyla karşılaşmıştı. Bu doğal afetlerle birlikte mücadele etme konusunda bir deklarasyon maddesi var. Doğal afetlerde birlikte hareket etme, Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması kurulması teklif edildi. Terörle mücadelede ortak hareket etme deklarasyonda yer aldı. PKK, YPG, DAEŞ, FETÖ örgütleri başta olmak üzere Türk devletlerinde faaliyet yürüten bölücü, yıkıcı, ayrılıkçı terör örgütlerine karşı birlikte hareket etme kararı alındı. Ve İslam ve yabancı düşmanlığı konularında yabancı ülkelerdeki düşmanlığa karşı ortak hareket etme kararı alınması çok önemli. Önümüzdeki süreçte Teknofest geleceğinin Teknofest toplantısının Azerbaycan'da yapılacak olması önemli. Bu teknolojik gelişmeler konusunda yine Türk devletlerinin birlikte hareket etmesi kararı zikredilmesi önemliydi. Bir de bu zirvede önümüzdeki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aramızda görülmesi arzu ediliyor cümlesi çok önemli. Bu aynı zamanda bir başka dünya göçebe oyunlarının dördüncüsüne Türkiye'nin ev sahipliği yapacağına vurgu yapıldı. Yine Mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenleneceğinden bahsedildi. Dolayısıyla bu Türk Cumhuriyetlerinin ortak, yani her platformda ortak hareket etme konusunda görüşler sunulması, bu görüşünde hiç karşı gelenin olmaması önemli. Türk Devletleri Birliği bu zirveyle, İstanbul Manifestosu'yla, İstanbul Deklarasyonu'yla kaleme alındı. Dolayısıyla ete kemiğe doğru bürünen bir sürecin hızla ilerlediğini görmemiz önemli. Çok teşekkürler Sayın İsmail Bey. Gerçekten ben düşünürüm ki bugünkü birleşimizin de çok güzel bir epilogu olar. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de cani könlünden öz aramızda görmeye arzu edirik demesi. Biz de bu fikre koşuluruz. Tekçe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, bütün Türk yurtlarının bu şekilde bir araya gelmesi de bizim büyük arzumuzdur, büyük dileğimizdir. Bu dileğiyle bu iki canlı bağlantımızı sona çattırırız. İsmail Bey'e teşekkürler, izleyicilerimize teşekkürler. Lütfen efirimizi beğenin, paylaşın ki bu mesajlarımız daha geniş auditoriye çatsın. Çok teşekkürler İsmail Bey. Canlı yayımızı burada noktalayırız. Tanrı vatanımızı, Tanrı milletimizi korusun. Ben teşekkür ediyorum. Türk Birliği'ne giden sürecin tez zamanda gerçekleşmesi.